Her ne kadar dünyada gevşeme ile ilgili sinyaller veriliyor olsa da, Türkiye'de gevşeme ile ilgili sinyaller veriliyor olsa da pandeminin etkileri hala devam ediyor gördüğümüz kadarıyla. Umarım bir an önce bu işler çözülür, bu sağlık problemi çözülür, evimizden çıkarız. Peki pandemi ne zaman bitecek? Bu sene bitecek mi? Yoksa ikinci dalgası, üçüncü dalgası, dördüncü dalgası olacak mı? Yıllarca bu hastalık başımızda büyük bir bela olarak dolanmaya devam edecek mi? Herkes belli tahminlerde bulunuyor. Herkesin bir umudu, ümidi var. Umarım bu hastalık bir an önce biter, her şey normalleşir. Eğer bugün biterse yine ekonomik yaralar çok büyük olacak ve önümüzdeki yıllarda bu ekonomik yaraların sarılması, iyileştirilmesi için çok çaba harcanması gerekecek. Ama eğer ki önümüzdeki yıl, ondan sonraki yıl gibi bu iş uzamaya devam ederse işte o zaman ekonomik sıkıntılar dünyayı esir alacak. Sadece hastalık değil, bir de ekonomik kırılganlıklarla uğraşmak zorunda kalacak. Dünyanın her ülkesi, fakir olan ülkeler, gelişmekte olan ülkeler çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacak. Bu da işin diğer bir gerçeği. Şu anda her koyun kendi bacağından asılır modeli izleniyor. Gelişmiş ülkeler ellerinden geldiğince, mümkün olduğunca sadece kendi sorunlarını çözmeye çalışıyorlar. Avrupa Birliği gibi birlik ülkeleri kendi birlik üyelerine bile çok temkinli yaklaşıyorlar. Çok sınırlı yardımlarda bulunuyor. Ve mümkün olduğunca paketler açıklasalar bile bu paketlerin bütçeye yansımaları olacağını söylüyorlar. Ona göre dikkatli olunması gerektiğini ifade ediyorlar. Turizmle, inşaatla, hizmet sektörüyle geçinen ülkeler bu pandemiden çok daha fazla yara alacaklar. Çok daha büyük bir yarayla karşı karşıya kalacaklar. Bütün bunlar konuşuluyor. Kim tarafından konuşuluyor? Fed Başkanı tarafından konuşuluyor. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı tarafından konuşuluyor. Avrupa Birliği Konseyi Başkanı tarafından konuşuluyor. Avrupa Birliği üyesi olan ülke başkanları, başbakanları tarafından konuşuluyor. Amerika'daki siyasetçiler konuşuyor. Ve tabii ki Türkiye'de de yine hem yöneticiler, hem siyasi aktörler, hem bürokratlar, hem aydınlar, hem tıp uzmanları, hem ekonomistler bu konuyu ayrıntılı bir şekilde konuşup herkes kendi meşrebince, kendi bildiği konular üzerine yorumlar yapmaya çalışıyor arkadaşlar. Biz de öyle yapıyoruz. Elimizden geldiğince en somut verileri bir araya getirerek bu işin yaratabileceği sonuçları sizlerle paylaşıyorum. Şunun da altını özellikle çiziyorum. Bizde genel itibariyle veriler, özellikle işsizlik verisi gibi veriler 3 ay öncesinden neredeyse geliyor. Bizim 3 ay öncemizde aslında bu pandeminin etkileri yok arkadaşlar. Nisan ayı itibariyle de pandeminin etkileri çok net bir şekilde görülmeye başlandı. Çok daha sert görülmeye başlanacak. Hangi aylarda? Nisan ayında, Mayıs ayında ve Haziran ayında çok sert etkilerini göreceğiz arkadaşlar. Bundan kaçmamız mümkün değil. Sadece Türkiye mi görecek? Hayır, sadece Türkiye görmeyecek. Ama Türkiye gelişmiş olan ülkelere göre çok daha sıkıntılı günler yaşamak zorunda kalacak. Zaten bir krize girmek üzereydik. Bir de üzerine bu pandemi patladı. Dünya da bir kriz ortamına girdi. Piyasalar, ekonomi tamamen daraldı. Ticaret daraldı. Sanayi daraldı. Tedarik zincirleri bozuldu. Son tüketicinin talebi neredeyse dibe vurdu. Türkiye'nin ticaret yaptığı ülkeleri vurduğu için Türkiye'nin ticareti dip yaptı. İhracatı dip yaptı. Turizm geliri beklersiniz mesela. En azından orayla sübvanse etmek istersiniz. Bu ortam içerisinde turistin de Türkiye'ye gelme ihtimali her geçen gün biraz daha azalıyor. Avrupalı turistler zaten büyük ihtimalle bir yasakla karşılaşmasalar bile kendi ülkeleri tarafında Avrupa hayır kardeşim Türkiye'ye gitmeyeceksiniz demese de sigorta şirketleri diyecek kardeşim Türkiye'ye gidersen ya da başka bir ülkeye gidersen sigortalarım senin için geçerli değildir. Yani oralarda hasta olursun, masta olursun ben karışmam arkadaşım diyecek. Göreceksiniz Avrupa'daki pek çok yaşayan kişi, hatta bunların içerisinde Türk işçiler de var. Türkiye'ye gelmeyi düşünmeyecekler. Türkiye'ye gelmeyi istemeyecekler. Sadece Türkiye'ye değil, Fransa'ya da gitmeyi istemeyecekler. İspanya'ya da gitmeyi istemeyecekler. İtalya'ya da gitmeyi istemeyecekler. Herkes olduğu yerde mevcut konumunda bulunmayı tercih edecek. Mevcut coğrafyasında durmayı tercih edecek. Ne olur ne olmaz kardeşim. Bir sene dişimi sıkarım, sabrederim, tatilimi yapmayı veririm. En azından hastalanmadan, ölmeden hayatıma devam ederim bakış açısıyla ilerledikleri için arkadaşlar. Keza bunu biz de yapacağız. Türkiye'de yaşayan insanlar da Avrupa'ya gitmek istemeyecekler. Farklı bir ülkeye gitmek, gezmek, görmek istemeyecekler. Eğer ki çok maceraperest değillerse. Bu da ekonominin canlanmasını biraz daha zorlaştıracak. Ulaşım sektörü bu işten büyük bir darbe alacak. Zaten
almış durumda daha da alacak. Bakın yarın öbür gün dükkanlar açılsa bile insanlar kafelere giderken çok daha temkinli olacak. Sinemalara giderken çok daha temkinli olacak. Sinemalar mesela 2022 yılına kadar açılmayacak tevatürleri dolaşıyor. Kafeler, restoranlar açılsa bile maliyetleri çok fazla artacak. Mesela denilecek ki belki iki masa boşluk bırakacaksınız. Ya da masaların arasında en az 2 metre, 3 metre boşluk kalacak. Bu daha az masa demek, daha az gelir demek, maliyetlerinin artması demek bu hizmet sektöründeki birimlerin. Bu da yine sorunlara yol açacak. Bugün izin verilmiş olmasına rağmen alışveriş merkezlerine dükkanların neredeyse tamamı kapalı açan alışveriş merkezlerinde bile. O nedenle alışveriş merkezleri de açmaya yanaşmıyor. En azından elektrik harcamam, su harcamam, temizlik giderim olmaz vesaire diye düşünüyor. Bunun gibi pek çok alanda, pek çok sektörde sıkıntılar yaşanmaya devam edecek. Hem Türkiye hem de dünya zor bir döneme doğru hızlı adımlarla ilerliyor arkadaşlar. İşte tam bu noktada da dünya ekonomisi bu işin içinden nasıl çıkacak, hangi şekillerle çıkacak tartışmaları başlıyor. Parasal genişlemeler işe yaramayacak mı tartışmaları başlıyor. Faiz indirimlerini yaparsak tüketici harekete geçer mi tartışmaları yapılıyor. Paranın olmaması meselesi değil aslında tek başına. Evet, çok önemli bir kesim işsiz ve yoksul kaldı. O nedenle harcama kabiliyetini kaybetti ama bunun çok daha ötesinde farklı bir nokta var. Hayati kaygı meselesi. Hayati kaygıları nedeniyle insanlar şu anda talep etmekten uzak duruyor. İlla bir şey talep edecekse de internet ortamında bunu gerçekleştirmeye çalışıyor. E-ticaret sitelerine bu dönem büyük bir fırsat oldu. Bunu kesinlikle kabul etmemiz gerekiyor. İnternet siteleri dışında insanlar mümkün olduğunca, eğer ki zaruri ihtiyaçları yoksa, yani gidip peynir, zeytin, ekmek almayacaklarsa toplu alışveriş merkezlerinden mümkün olduğunca uzak durmaya çalışıyorlar. Uzak durmayan kesimde pek çok kişi tarafından eleştiri aldığı için bu sefer sosyal baskıyla karşı karşıya kalıyor ve onlar da uzak durmaya başlıyorlar. Anlayacağınız ortadaki keşmekeş büyük ve bu keşmekeşin içinden çıkmak için tek bir ilaç var arkadaşlar. O da zaman. Zaman içerisinde bu pandemi iyileşecek. Zaman içerisinde insanların zihinlerindeki değişimler oturmaya başlayacak. Yavaş yavaş tamam ya bu iş bitti artık sokağa çıkabilirim demeye başlayacak. Bu işin ilacı, aşısı vesairesi net bir şekilde geliştirilecek. İnsanlar şunu bilecek. Ben bu hastalığa yakalanırsam bir şekilde kurtulabilirim ya da ben bu aşıyı vurulurum bu hastalığa ölümcül olarak yakalanmam. Bütün bu mantıklar aslında ekonomideki davranış biçimini ortaya koyuyor arkadaşlar. Ekonomik kriz olacak, bu bir bunalıma doğru ilerleyecek dememin altında bu yatıyor aslına bakarsanız. İnsanlar tüm dünyada çok fazla korkutuldu arkadaşlar. Çok fazla korktular ve korkmakta da kimse haksız değil. Bir, devletler insanları korkuttuğu için haksız değiller. İki, her iki tarafta haklı. Amerika'da yüz binlerce insanın hayatına mal oldu. İtalya'da yine binlerce insan hayatını kaybetti. Fransa keza öyle. Rusya bu işin üstünü kapatmaya çalıştı. Kapattı ama en sonunda öyle bir patladı ki bir anda vakalar dünyada ikinci sıraya yerleşti. Bu iş öyle çok da basit alınacak bir iş değilmiş demeye başladı insanlar ve ona göre de herkes tedbirlerini almaya başladı. Bu tedbirlerde şu anda ekonomiyi kilitlemiş durumda. Bu kilidin de öyle aynı finansal krizlerde olduğu gibi, ekonomik krizlerde olduğu gibi V şeklinde dibe vurup çıkması mümkün değil. Finansal krizlerde tamam dibe vuruyordu, parasal genişlemeler açıklanıyordu, oluk oluk piyasaya para veriliyordu ve insanlar harcamaya teşvik ediliyordu. O zaman insanların hayati tehdidi olmadığı için, insanlar sokağa çıktığında herhangi bir ölüm tehdidiyle karşı karşıya olduklarını düşünmedikleri için koşa koşa alışveriş yapıyorlardı. Kredi alıyorlardı, ev alıyorlardı, kredi alıyorlardı, araba alıyorlardı, kredi alıyorlardı, harcıyorlardı ve bu da piyasaların hareketlenmesini beraberinde getiriyordu. Talep canlanınca üretim artıyordu, üretim artınca reel sektör soluk alıyordu, reel sektör soluk alınca da doğal olarak bankacılık kesimi kredi musluklarını açabiliyordu. Kredi musluklarını daha çok açınca da piyasadaki para bolluğuyla birlikte canlanma daha da artıyordu. Şu anki tablo o değil arkadaşlar. Amerika 3 trilyon dolarlık daha paket açıklıyor ve bu 3 trilyon doların da tamamı neredeyse Amerikan vatandaşlarına, Amerikan şirketlerine, Amerikan hastanelerine, Amerikan bankalarına sadece pandeminin yaralarını sarmak için gidiyor. O 3 trilyon Amerika'nın içinde eriyor. Önemli bir kısmı tasarrufa dönüyor. Önemli bir kısmı
altına dolara dönüyor. Altına bakıyorsunuz 1740 doları tekrar zorlamaya başladı. Tesadüf mü bu? Hayır, tesadüf değil. Amerika ne zaman parasal genişlemeye giderse o zaman altın fiyatları yukarıya doğru hareketleniyor arkadaşlar. Avrupa Birliği ne zaman parasal genişlemeye giderse o zaman altın fiyatları yukarıya doğru hareketleniyor. Keza Asya ülkeleri için de geçerli bu. Japonya için de, Çin için de geçerli. Verilen her para eğer ki harcanmıyor ise, ki harcanamıyor, fabrikalara verilen para, şirketlere verilen para tamamen faaliyet dışı harcamalara akıyor. Yani tasarruflara akıyor. Tüketiciye giden, vatandaşa giden para ise tamamen tasarrufa döndürülüp yastık altına atılıyor genel itibariyle de. Tüm dünyada, sadece Türkiye'de değil, mümkün olduğunca insanlar altına yöneliyorlar. Ha, biz de bir şekilde şu anda dolar baskılanıyor işte. Ne kadar çok baskı yaparsanız patlamanın şiddetini o kadar arttırırsınız. Bu 2-2-4. Daha önce de yaptılar bunu. 5.50'de baskıladılar, 5.80 oldu. 5.80'de baskıladılar, 6 oldu. 6'da baskıladılar, 6.25 oldu. 6.25'de baskıladılar, 6.80 oldu. 6.80'de baskıladılar, 7.27 oldu. Şimdiki baskıda doları 7.90'a atar. Dolardaki her geri çekilme yeni sıçramalar için yeni alım fırsatları verir sadece. Başka bir şey değil. Bir, ikincisi de yabancıların çok daha karlı bir şekilde Türk lirası gelirlerini çok daha uygun bir ortamda dolara çevirmelerine yarar. Ve bu da bize zarar verir. Rezervlerimiz daha hızlı ve daha ucuza tükenir. Yabancı kazanırken Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası zarar eder. Türkiye Devleti zarar eder. 8 liraya yabancıya dolarını satmak varken 6 liraya satarsın. Bunun adı da zarardır kardeşim. Ha, şunu diyenler olabilir. Dolar yükselince maliyetler artacak, fiyatlar artacak. Fiyatlar artınca bu bizi zora sokacak. Zaten piyasanın fiyatlarının 10-12 bandından olduğunu artık herkes biliyor. Herkes mal ve ürün fiyatlarını bu seviyeden çoktan fiyatladı. Hele ki pandemi riskinin çıkmasıyla birlikte arka arkaya zamlar daha da fazla yapıldı. Sonuç arkadaşlar, ekonomik kriz göstere göstere geliyor. Çok büyük bir ekonomik kriz dalgasıyla karşı karşıyayız. Bu ekonomik kriz dalgası büyük ihtimalle yıkıp geçecek ve bir ekonomik bunalıma doğru sürükleyecek bütün dünyayı. Bu işte en büyük zararı bizim gibi gelişmekte olan ülkeler ve gelişmekte olan ülkelerin vatandaşları görecek. Bizim gibi ülkelerin bankacılık sistemleri görecek. Bizim gibi ülkelerin reel sektörü görecek. Arka arkaya iflaslar, işsizlikler gelecek. Bakmayın siz Mart ayına. Mart ayında hiçbir gösterge gerçekçi değil çünkü pandeminin etkileri görülmedi. Nisan ayında gelen verilere bakıyorsunuz, inanılmaz çöküşler var. Sadece konut sektörüyle ilgili bir cümle söyleyeceğim. Konut sektöründeki satışlarda %55,5'luk düşüş var. Konuta olan talep neredeyse sıfıra inmiş durumda. Zaten bizim lokomotif olan inşaat sektörümüz de, ki bana göre lokomotif olması da ayrı bir ucubedir, ama lokomotif olan inşaat sektörümüzde bu kadar ayağa düştüyse eğer, bu kadar büyük bir çöküş içerisindeyse eğer Nisan ayında, emin olun Mayıs ayında, Haziran ayında, Temmuz ayında, Ağustos ayında da bu çöküş devam edecek. Özellikle bankaların elindeki konut stoklarının da iyiden iyiye gündeme gelmesiyle birlikte korkunç fiyat düşüşleriyle karşı karşıya kalacağız. İşte bizim ekonomik krizimizi tetikleyen en önemli unsurlardan birisi olacak. Cari açık da bizim ekonomik krizimizi tetikleyecek. Kısa vadeli dış borçlar bizim yine ekonomik krizimizi tetikleyecek. İşsizlik, yoksulluk arka arkaya ciddi bir bunalıma doğru sürüklenen Türkiye ekonomisiyle karşı karşıya kalacağız. Ha, dünyada durum nasıl olacak? Dünyada en azından sanayileşmiş ülkeler, tarıma yatırım yapmış olan ülkeler biraz daha nefes alma şansına sahip olacaklar. Toparlanmaları bize göre biraz daha hızlı olacak. Onlar da çok ağır bedeller ödeyecekler. Onlarda da arka arkaya iflaslar, işsizlikler, yoksulluklar patlayacak. Ama bizim ödeyeceğimiz bedele göre daha az bedel ödeyecekler. Ne yazık ki biz çok daha ağır bedeller ödemek zorunda kalacağız arkadaşlar. Onun için tüm dünyada insanlar tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Onun için Türkiye'de de insanlar zaten 3 yıldır neredeyse tasarrufa yönelmeye devam ediyor. Tasarrufa akış süreci artarak, katlanarak devam edecek. Özellikle dolar gibi, altın gibi enstrümanlarda, yani nakite çok hızlı dönebilecek, dünyanın her yeri
yerinde geçerli olan enstrümanlardaki yükselişlerse gerçekten çok sert olacak. Bu videom da sonuna geldim. Yeni videoda tekrar birlikte olacağız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın. Yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Abone olmayı ihmal etmeyin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Sizlere çok daha hızlı ulaşabiliyorum çünkü. Videoyu beğendiyseniz dostlarınızla paylaşın. Katıl butonuna basarak üye olabilirsiniz. Bize destek verebilirsiniz. Aynı zamanda Instagram'dan takip etmeyi de ihmal etmeyin arkadaşlar. Artık rutin olarak orada da kısa kısa videolar yayınlayıp sizlerle paylaşıyorum. Çünkü en azından bu videoları da takip etmiş olursunuz eğer ki istiyorsanız. Görüşene kadar hoşça kalın, mutlu kalın dostlar.